Oğlum nerede? Aslında biz Hasanpaşa'nın kahvaltıya gelmiştik Diyarbakır'a. Uçaktan iner inmez ama otoparkçı buranın biraz fiyatlarını arttırdığını gereksiz söylediler. Sonuçta kahvaltı dediler. Burayı önerdiler, Zinciriye Medresesi'ni. Gerçekten güzel, hoş bir yer. O da otantik. Güneş mi geliyor oraya? Tamam. Yani. Güneş mi kenarla? Evet. Tur geleceği için masaları hazırlamışlar. Yoksa cam bardakta çay geliyor. Şöyle güzel bir yer. Otantik. Su akıyor. Aşağıda havuzu var. Şöyle. Tatlı bir yer. Zinciriye Medresesi değil, Zinciriye Konağı. Sürüklühan'a gideriz buradan kahveye de. Hasanpaşa'nda şöyle bir gezeriz. Bakalım. Nerede otopark Ceray? Zeytin peynir veriyor dedi. Onlar biraz havalandılar dedi Han'dakiler. İki katı fiyat veriyorlar dedi. Her yerde 70-80 lirayken dedi. Onlar 120-130 liraya dedi. Veriyorlar dedi. Bu arada bu kahvaltılar şey içinmiş, grup içinmiş, gelecek grup için. Bize ayrı kahvaltılar geliyor. Şu susamlı olan ne? Tahin değil mi? Muhtağı. Tahin diye herkes sayın sanıyor. Neyi var içinde? Tuzlu kavurması. Buğda unu var, tuz var, susam var. Tuz ve un kavurması buraya özgü bir şeymiş. Helvanın tuzlu hali. Hmm. Şu kırmızı olan. Bu da sos istedik. Bu da acı sos. Yok, yani şu acı. Şakşuka. İra en sevdiğin otlu peynir. Tulum peyniri. Diyarbakır'a önce peynir de Diyarbakır'a. Bana kokuyor. Ha, bu kokmuyor mu? Bak bu kokmuyormuş Eray. Uğurlar Vanlı mıydı? Vanlı. Ha, onlarınki kokuyordu o zaman. Arkadaşın da yemiş de o. Diyarbakır'ınki kokmuyormuş. Tulum peyniri birazdan tadına bakacağız. Oo. Harika. Şu neydi? Şurup. Oo, daha da gelecekler var. Kavurmalı yumurta ve patates kızartması gelecekleri değil mi? Evet. Daha ne olsun? Valla Hasanpaşa Hanı diye geldik. Hatta yer bile ayırtmıştım ben. Rezervasyon yaptırmıştım. Kısmet burayaymış. Otoparkçıya sorduk nasıl gidebiliriz diye. Otoparkçının dedi. Abi dedi, ben de oraya dedi, tavsiye etmiyorum. Onlar çok havalandılar dedi. İki katına satıyorlar dedi kahvaltıyı. Ve dedi aynı şeyleri veriyorlar dedi. Aynı malzemeler. Yani burası da güzel. Alt taraf daha güzel tabii ama bizim oğlumuz uyuyor burada. Güzel. Biz geldi ve kavurmalı yumurta. Teşekkür ederiz, sağ olsun. O zaman müsaadenizle ben başlıyorum. Ekmek sıcacıkmış. Pide mi o? Pide. Sıcacıkmış. Evet, sıcak. Oh, süper. Bak şimdi tereyağı nerede? Havaltıyı beğendik. Çok güzel. Beğendin mi? Beğendim. Yeterli. Evet, gayet güzel. Şimdi burada kahvaltımızı bitirdikten sonra Hasanpaşa'nı şöyle bir gezeceğiz. Ulu Cami'yi gezeceğiz. Zaten hepsi aynı yerde. Ve Sürüklühan'da bir kahve içeceğiz. Sürüklühan'a ben çok merak ediyordum. Çok gitmek istiyordum. Ondan sonra da bir tane köprü var. Yolumuzun üstündeyse saate, eğer. Saatimize göre. Evet, saatimize göre. Çünkü 2 saat içinde bunların hepsini halledip Mardin'e dönmek istiyoruz. Mardin'e de bugün birkaç yer görmek istiyoruz. Sürüklühan'a kahvemizi içtikten sonra yine eğer köprü yolumuzun üstündeyse köprüye uğrayacağız. İstanbul'dayken geçen akşam baktığımda orada gözüküyordu. Köprüye uğrayacağız.
Köprüyü de gördükten sonra Mardin'e geçiyoruz. Kahvaltıdan sonra aşağıya indik biraz oturmak için. Gerçekten aşağının serinliğini size anlatamam. Yukarıda biraz sıcaklamıştık. Ama şu aşağının serinliğini size anlatamam. Evet, Yusuf'la zor olsa da geçmiş olsa da tekrar geldik. Gelmiş bulunuyoruz. Biraz zor oldu. Evet, Menengiç kahvesi. Anne 25 derece. Türk kahvesi içiyor. Buranın Menengiç'i meşhurmuş. Şöyle uzaktan da alayım. Çok güzel bir mekan. Tamam, bu bıtık da şeker diyerek ancak duruyor. Değerli Zafer Manastırı. Tamam bırak. Ama kilidini tak. Daha Zafer'e geldiğinizde dikkat etmeniz gereken şey 4.30'da kapanıyor. Ona göre gelmeniz gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Mesela içeride şu anda bir grup varmış. O grup çıktıktan sonra yaklaşık bir 20-25 dakika sonra bir grup daha ve grupla birlikte bizi alacaklar. Yani rehberler sizi gezdiriyor, tanıtıyorlar. Grup grup şeklinde alıyorlar içeriye anladığım kadarıyla. Şimdi biz de 20 dakika kadar bekleyeceğiz. Sonra içeriye gireceğiz. 5. yüzyılda yapılan Süryani Manastırı'dır. Darüz Zafar'ın içerisinde Mor Hanonyan Kilisesi, Azizler Evi, Meryem Ana Kilisesi ve Güneş Tapınakları'nı içinde barındırır. İlk Hristiyanlığı kabul eden Süryaniler için önemli dini merkezlerden biridir ve aktif olarak kullanılmaktadır. Manastırda gruplar halinde sizi içeriye alıyorlar ve 10 dakika kadar Süryani rehberler tarafından manastır gezdiriliyor. Terası çok güzel, buradan Mezopotamya manzarası da efsane. Bu güzel manastırı gezdikten sonra çıkışta mutlaka bademli kurabiye eşliğinde ikram edilen safran çayından tatmayı unutmayınız. Bu notlar bize Aynur abla ve Ahmet abiden. Onlara da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Bize notları gerçekten ilaç gibi geldi. Çok işimize yaradı. Çok güzel notlar hazırlamışlar. Daha önceden gezdi onlar. Gerçekten ellerine sağlık. Notları mükemmel. Grup çıktı herhalde. Herhalde biz girebiliriz artık. Bu çok kalabalık ya. İlk başta burayı toprakla dolduruyorlar. Evet. Daha sonra bu taşları koyuyorlar üstüne. Yani toprağın üzerine koyuyorlar. Ne tutuyor bunları? Hiçbir şey. Allah Allah. Beton nasıl? Beton vesaire öyle bir şey yok zaten. Nasıl tutuyor peki bunlar birbirini? Bak bu şekilde. Ve bir tane taş ortalama 1.5-2 ton. Bu şekilde. Gördün mü? Taşlar birbirine dayanarak. Yamuk şekilde. Evet, daha sonra taşları dizdikten sonra toprağı tekrar çıkartıyorlar. Burası yapılıyor. 1500 yıl önce yukarıda ilk başta çıktığımız manastır inşa ediliyor bunun üzerine. İlk bu yapılıyor.
Yani 4000 yıllık zaten bu var. 4000 yılda duruyor. Anladım. 1500 önce de üst kattaki manastır inşa ediliyor ve hala yapıyor. Maşallah. Maşallah. Gel Yusuf, gidiyoruz. Hadi. Gidiyoruz anneciğim. Ayakkabısının şeyini taksana, bandını. Düşecek. Hoppa. Yer yoktu, normalde rezervasyon yaptırmamıştık ama hemen gelince alabiliriz dediler. Bir kişilik masa iptal olmuş herhalde, bir üç kişilik masa. Şimdi meşhur Bağdadi'nin menüsünü göstereceğim size. Şöyle çorba, Bağdadi çorba ve günün çorbası olarak herhalde başka bir seçenek var. Şunlar mezeler. Şöyle fiyatlarla birlikte çekmeye çalışayım size. Biz meze söylemedik fazla gelir diye. Mezeleri yarın Cercis Murat Han'da yiyeceğiz herhalde. İçli köfte söyledik. İçli köfte 4 adet geliyormuş içinde. 2 tane haşlanmış, 2 tane kızarmış yapacaklar bize. Karışık yapacaklar yani. Ana yemeklerden kaburga dolmasını önerdiler. Kaburga dolmasını söyledik. Ekmekli oğlak kavurma söyledik. Bir de karayelik kebabı söyledik. Farklı 3 tane söyledik ki tadına bakalım diye. Bunlar ızgara, normal. Bu normal şeyler. Biz daha çok yöresel olsun dedik. Evet, şöyle dışarıyı bir çekeyim. Sonra bir de içeriği çekeceğim. Bağdadi restorantı. Gelmeden önce mutlaka rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Namazın olduğu için, iftar için masalar hep rezerve edilmiş. Gördüğünüz gibi biz de zor yer bulduk diyebilirim. Hatta Eray hala arabaya yer bulamadı. Şöyle bir çekeyim. Teşekkürler. Sağ ol. 2 tane kızartma istedik, içli köfte, 2 tane de haşlama istedik. Salatamız mevsim salata, çoban salata, pardon, spesiyel çoban salataymış. Bu şekilde bunlar geldi. Kaburga dolması istedik, erikli bir kebap istedik, bir şey daha istemiştik. O erikliyi istedin mi? İstedim. Onu önerdiler.
kaburga dolması. Bu kaburga dolması. Ekmekli oğlak kavurma. Kareli kebabı da ekleyebilirim. Tamam. Teşekkürler. Neydi bu? Efendim, kara erik kebabı. Kara erik kebabı. Küllük kullanmıyorsunuz. Az kullanıyoruz. Yok, kura koyalım. Birazdan alırız. Yemekten sonra. Bu şekilde hesabı da çekeyim sizin için. Bilgi olsun size de fikir. Yemekten sonra otele yürürken, mekandan çıktık. Otele yürürken sadece künefe vardı. Güzel dediler. Biz de geldik bakalım. Şimdi künefe ve kadayıf yiyeceğiz. Dondurma eşliğinde. Antepisi ayrı geliyor. Yusuf'un balonu. Dondurma ve künefe. Bakalım. Yumulalım. Evet, otelimize geldik. Şöyle güzel şehir manzaralı. Şimdi odamızı göstereceğim size. Bavulları şuraya koyduk. Burada iki tane tek kişilik bir yatak var. Burada bir oturma alanı ve dolap. Şurada da bir çift kişilik bir yatak var. Ayrı bir bölme olarak böyle bilerek böyle tuttuk. Hani istersek kapatabiliriz diye. İki oda şeklinde. Kardeşim de, evet kardeşim de bizle olduğu için o şekilde yapmak istedik. Şöyle bir banyosu. Evet, yeterli. Oturma alanı çok hoş, otantik, halısı ve en güzeli de bence şöyle bir terası açılıyor olması. Şehir manzaralı bir terası açılıyor. Çok güzel gerçekten. Evet.